Bu sene aslında onu yapmaya çalıştık. Çünkü geçen sene ikinci devre sadece Okay bile sakatlandığında biz maçlar kaybettik. Yani Okay önemli bir oyuncu. Sadece Okay'ın olmamasıyla Trabzonspor ikinci devre büyük sorunlar yaşadı. E, o zaman da şunu hep düşünmüştük. Takım iyi. Bunu öyle bir güçlendirelim ki iki kulvarda bu sene hep beraber iyi bir sonuç elde edebilelim. Ama Alanya ve Akisar maçı bize şunu gösterdi. Bir, oynayan oynamayanlar arasında... Adalet olarak bir sorun var. Formayı hak edenle etmeyenler arasında bir sorun var. Ee, içeride de ister istemez bunun doğurduğu küçük, orta, büyük çaplı belki de e, motivasyonu bozulan ve o bozulan motivasyondan dolayı bir araya gelen arkadaşlıklar var. Ee, oynamayanların artık bana burada yeri yok diye bırakmaları var. Ve özetle ben bir büyük oranda oynayan oynamayan ama önemli oyuncuların olduğu bir takım, bir Trabzonspor'da herkesin çok zinde tutulması gerekirken, herkesin aktif ve motive tutulması gerekirken ve bunun için büyük bir emek harcanması gerekirken bunun yapılamadığını ve takımda e, büyük oranda bir düşüşün, e, birbirine takım halinde ile ilgili büyük bir sorunun olduğunu ve sıkıntı çıktığı anda da dağılmanın kaçınılmaz olduğunu gördük. Müsaadenizle. Burada, bırak. burada... Burada mental olarak işi tutuş olarak teknik kadronun gerçekten olayı derleyip toparlamasında sorun olduğu ortada. Çünkü biz yönetim olarak hep şunu konuştuk: Bizim bir teknik kadronun ve futbolculardan oluşan bir takımı kurarken daha yapmamız gereken ne olabilir ki? Orada bir sorunumuz yok. Çünkü çok iyi bir kadro kurmuşsunuz, geçen senenin üzerine kurmuşsunuz, daha güçlü bir kadro olmuş birçok alanda alternatifleriniz çoğalmış. Elbette belli bölgede hala sorununuz olabilir ama o şu anda her takımın çeşitli bölgelerinde hala sorun olabilir. Bu güzelim kadronun derlenip toparlanması ve her an hazır halde çok iyi bir arkadaşlık ortamıyla e, avucun içinde tutulmasında büyük bir sorun. Ama bunun bence çok çeşitli nedenleri var. Yani neden bu başarılamadığı neden bu maya tutmadığı belki konuşmamız gerekecek. Bence olayın arka planı biraz karışık. Biz oradan epey bir yara aldık gibi görünüyor arka planlar.